Merhabalar, iyi akşamlar. İnsanlık haline hoş geldiniz. Dün akşam programı kapattığımız noktadan itibaren neredeyse aynı şeyi konuştuk. Son 24 saat boyunca Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yeni anayasa açıklaması, yeni anayasada laiklik olmamalı, dindar bir anayasa olmalı dedi. Tepkiler ardı ardına geldi. Yaklaşık 1-2 saat önce bir yeni açıklama daha yaptı. Dedi ki kişisel fikrimde bunu ifade ettim. Ayrıca da ben bu anayasada yer alan kavramın tanımının yapılmasını istedim. O böyle söyledi. Fakat dedik ya, tepkiler geldi. İstifasını isteyen de var. AK Parti cenahından bizim üzerinde çalıştığımız anayasa taslağında laiklik kavramı yer almakta açıklaması da geldi. Evet, bizim de anayasamızda laiklik kavramı yer almakta. Hem de 1937 yılından bu yana. Ayrıca milletvekillerinin göreve başlaması için ettikleri o meclis yemin metninde de var laiklik kavramı. Ayrıca laiklik kavramını cümle içinde kullanmak isterseniz zaten anayasadan alıntı yapıyorsunuz. Peki laiklik nedir? Başka nerelerde adı geçmektedir? Hatırlayalım. Laik, Türk Dil Kurumu'ndaki tarifiyle din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan. Anlamı pekişsin diye cümle içinde kullanmak isteyenler için 1982 Anayasası'nın ikinci maddesi şöyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye'nin yanı sıra laikliği anayasasında kabul eden diğer ülkeler Fransa, Japonya, Meksika ve Portekiz. Amerika, Hindistan, Avustralya gibi pek çok devletin anayasasında laiktir ibaresi bulunmuyor. Ama o devletlerde laik hukuka göre yönetiliyor. Laiklik, devrimlerin temelini oluşturan Atatürk ilkelerinden biri. Atatürk ne kadar hayati olduğunu, laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir cümlesiyle vurguluyor. Devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensiple 1924 Anayasası'nda tanıştık. Ama biraz gecikmeyle. Devletin dini İslam dinidir maddesi 1928'deki değişiklikle kaldırıldı ve laiklik ilkesi 1937'de anayasaya girdi ve anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeleri arasında yer aldı. Milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde laiklik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden milletvekillerinin namusu ve şerefi üzerine ant içtiği yemin metninde de yer aldı. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Laiklik kuralı zaman zaman ilan ediliyor. Laikliğin tanımı hep tartışıldı. Din elden gidiyor feveranıyla, laiklik elden gidiyor paniği, ülke tarihinde at başı koştu hep. Bir insanın laik olmasıyla bir devletin laik olması arasındaki farkı 2011 yılında Recep Tayyip Erdoğan Arap Baharı ülkeleri turunda anlattı. O dönem başbakan olan Erdoğan, Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra Mısır'da yeni anayasanın neden laik olması gerektiğini şöyle açıkladı. Laik bir devlet yapısı dinsizliği değil. Herkesin dinini inandığı gibi yaşamasının teminatıdır. Böyle görecek. Böyle görmesi lazım. Bundan hiç endişe etmesin. Ve anayasayı hazırlayacak olanlar da bunu orada teminat altına alması lazım. O toplum huzur bulacaktır. Müslümanıyla, Kıptisiyle, hepsi. Hatta daha ileri gidiyorum. Dinsizin bile, ateistin bile inancına devlet saygı duyacaktır. Onu da güvence altına alacak. Kişi laik olmaz. Tayyip Erdoğan laik değildir. Tayyip Erdoğan bir Müslümandır. Ama Tayyip Erdoğan laik bir devletin başbakanıdır ve bunun gereğini de dört dörtlük yapmanın gayreti içindedir. Geçtiğimiz yıl yapılan bir ankete göre toplumun %71'i devlet laik olmalıdır görüşünde. Onlara katılmayanların oranı ise %19.
Ve aslında bütün mesele din işlerini devlet işlerinden ayırmak ya da ayırmamak. Laiklik işte öylesine ince bir çizgi. Laiklik neydi? Laiklik her dönemde her siyasinin aslında kendince bir tanım yapmasıydı. Şimdi o tanımları duyacağız. Gizem Çetin bizim için bir mini kolaj hazırladı. Göreceksiniz. Devir değişmiş, iktidar değişmiş, muhalefet değişmiş, liderler değişmiş. Fakat laikliğin tanımını yapma hevesi hep sabit kalmış. Laiklikle Müslümanlığı çelişir görmüyoruz. Laiklik konusunun bilmem Atatürk'e göre laiklik, Hasan Mehmet'e göre laiklik diye bir yönü olamaz. Önce bir defa tabii bu kelime yabancı bir kelime, her zaman söylüyoruz. Evet. Ve bugünkü anayasada görülmemiş bir tezatla anayasa başlıyor. Hem diyor ki resmi dil Türkçedir, hem de daha kendisi anayasayı yazarken yabancı bir dil kullanıyor. Lütfen laikliği benimseyin. İnançların güvencesidir laiklik. Düne kadar laikliği dinsizlik olarak tanımlıyorlardı. Laiklik inançların güvencesidir. Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir devlettir. Laikliğin kutuplaşma değil, bir uzlaşı ilkesi olduğu göz ardı edilmemeli. Laikliği ve laik rejimi koruma ve kollama görevinin devletin tüm organ ve kurumlarının ortak olduğu gerçeği unutulmamalı. Türkiye şartlarında tarihi sürece baktığın zaman laiklik tabii ki zaman içinde Türkiye'nin bir dönüşüm sürecine denk gelen bir ilke ve biz anayasa metnimizde bunu zaten koyduk. Din işleri, devlet işleri demişken, ibadet hakkı, inanç özgürlüğü demişken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bugün önemli bir karar geldi. 20 milyon Alevi vatandaşı çok yakından ilgilendiren bir karardan bahsediyoruz. Ahim özetle cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmemesi ibadet özgürlüğünü kısıtlamaktadır dedi. Türkiye'yi mahkum etti. Türkiye için bağlayıcılığı olan bir karardan bahsediyoruz. Nasıl okumak lazım? Bundan sonra ne konuşmak lazım? Önce haberin kendisini izleyelim. Sonra bu davayı açan isimlerden biriyle Doğan Bermek'le konuşacağız. 3 Haziran 2015'te ilk duruşması görülmüştü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, cemevlerinin ibadethane olarak tanınmaması, ibadet hakkının kısıtlanmasıdır kararını verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Alevi cemaatini tarikat olarak tanımlamasının da uygun olmadığına karar verdi mahkeme. Alevilerin resmen tanınmaması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin inanç ve vicdan özgürlüğü ile ilgili 9. maddesine aykırı bulundu. Alevilerin hukuksal statülerinin olmaması nedeniyle din özgürlüğü hakkını fiilen kullanamadıkları kaydedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'de kamu hizmetinin sadece bazı dini gruplara verilmesinin diğerleri açısından ayrımcılık anlamına geleceğine de işaret etti. Bu hizmetten yararlanamayan Alevilerin ayrımcılık gördüğü vurgulandı. Karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 17 yargıçlı büyük dairesi tarafından alındığı için temyiz olasılığı bulunmuyor. Ankara için hukuksal planda doğrudan bağlayıcılık taşıyor. Alevilerin haklarıyla ilgili dava Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan ve Alevi inancına bağlı 202 Türk vatandaşı tarafından 2010 yılında açılmıştı. Alevi Düşünce Ocağı Başkanı Doğan Bermek bize katılıyor. Uzun bir yargı sürecinden bahsediyoruz. Hem o süreci konuşacağız hem de bundan sonra Türkiye için bağlayıcı dediğimiz bu ahim kararlarının sonrasında ne olur? Çünkü genelde sonrasında ne kadar uygulandığını pek takip etmeyiz. Tüm yönleriyle konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi aslında yapalım. Uzun bir yargı sürecinden bahsediyoruz herhalde. Türkiye'de başladı, ahimde bitti. 2005 yılında açtınız değil mi davayı siz? 2005 yılında bir davadır bu. Demek ki 11 sene sürmüş. 2005 yılının Haziran ayında falan başlamıştı. İşte 2 ay sonra 11. senesini dolduracak. Tek dava mı? Hayır, 2 dava açmıştık 2005 senesinde. Birisi zorunlu din dersleri davasıydı, birisi de bu davaydı. Onunla ilgili karar geldi herhalde. Zorunlu din dersleri davası Eylül 2014'te bitti. Karar Şubat 2015'te kesinleşti. Ama Türkiye henüz bu karara da uymadı. Uymakla ilgili hazırlıklar yaptığını bildiren bir takım mesajlar veriyor ama uymuyor. Bu dava yine aynı tarihte başladı. 2010 senesinde iç hukuk yolları tükendiği için şeye gitti, ahime gitti. Bugün 3 Haziran'da duruşması yapıldı büyük dairede. Türkiye'nin işte İzzettin Doğan'ın ve Cem Vakfı avukatlarının da katılımıyla yapıldı.
Bugün de kararı çıktı. Bu karar temiz edilemez bir karar. Bağlayıcı bir karar. Biraz önceki haberde küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Cem evlerinin ibadethane sayılmasıyla ilgili olarak bir üçüncü davamız vardı. 2009'da açılmıştı. O dava Nisan 2015'te kesinleşti. Cem evleri zaten Nisan 2015'ten bu yana ibadethane statüsündedir. Yargıtay 3. Dairenin de bu anlamda verilmiş bir kararı da var Mayıs'ta. Ama henüz hükümet işte bir paket açıklayacağım falan filan diyerek henüz bu konuda bir şey yapmadı. Şimdi bir adım onu atmadı. Sorsam çünkü biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında hakikaten başında söylediğim yere kadar takip ediyoruz. Karar veriyor Türkiye için ya da herhangi bir ülke için bağlayıcı. Peki sonra bu bağlayıcı karar uygulansın diye nereye devrediyor AHİM? Sonra ne oluyor? Evet, mahkeme bu kararı verdikten sonra Bakanlar Komitesi'ne, Avrupa Bakanlar Komitesi'ne aktarıyor. Kararın yürütülmesinden Bakanlar Komitesi ve o ülke sorumlu kalıyorlar. Peki o ülkenin ben henüz uygulamıyorum çünkü hazırlanıyorum gibi öyle mesajlar sunabiliyor zaten. Değil mi? İşte öyle sunuyor ama tabii bunun da bir haddi hududu olması lazım. Yani şimdi şu anda Türkiye daha önceki iki davada bu şeyi, bu imkanları fazlasıyla kullanmış durumda. Yani 180 gün içinde bir eylem planı vermesi lazımdı. Mesela zorunlu din dersleri konusunda ki Ağustos ayına denk geliyordu o. Eylem planını ta Aralık'ta verdi Türkiye. Yani 180 günü de çok geçirerek verdi. Verdiği eylem planı da bize göre yetersiz. Biz de Bakanlar Komitesi'ne bu konuda Alevi Düşünce Ocağı olarak şeyimizi yolladık. Peki itirazlarımızı bu kararın yolladık. Ardından nasıl bir uygulama bekliyoruz? Şimdi bu kararın, olması gereken ne? Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti bir eylem planı verecek şeye. Bakanlar Komitesi'ne 6 ay içerisinde. İçinde ne bugünden olmalı itibaren. Bu eylem planı bu şeyde, bu kararda öngörülen bütün hükümleri yerine getirmenin eylem planı olacak. Yani ben şu maddeyi şu tarihte yaparım, bu maddeyi bu tarihte yaparım, bunu şöyle yapacağım falan gibi. Belki izleyicilerimiz daha iyi anlasın diye şöyle sıralayabilir miyiz? Yani bundan sonra Alevi vatandaşlarla ilgili şu 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 olması gerekiyor Türkiye'de. Şimdi bir çok önemli bir şey söylemek istiyorum her şeyden önce. Bu karar evet Aleviler tarafından açılan bir davanın kararıdır. Ama AHİM kararın sonunu şöyle bağlıyor. Mahkemeye göre diyor devlet mutlaka tarafsız ve ayrımcı olmayan bir inanç politikası ortaya koymalı ve ülkedeki bütün inanç grupları bu kurallara göre tüzel kişilik kazanma, tüzel kişiliğini sürdürme ve bu haklardan yararlanma hakkına kavuşmalıdır diyor. Peki o zaman güncelliyorum sorumu. Ha. Yani tüm inanç grupları için bundan sonra ne değişecek? Evet, ha şimdi bunun yani Aleviler diye başlayan hadisenin aslında tüm inanç grupları açısından değişiyor olması lazım. Bir tüzel kişilik hakkı yok Türkiye'de inanç gruplarının. Yani bir tek Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kuruluş var. Bu da devletin tayin ettiği, inananların değil, devletin tayin ettiği bir kuruluş. İnananların kendi inançlarını sürdürecek kişileri yönlendirme, seçme falan hakkı da yok orada. Devlete ait bir kuruluş var ve bu kuruluş diyor ki din benim söylediğim gibi bir şeydir. Ve buna uyulacak. Ve başka din de tanımam diyor. Şimdi halbuki ama şeye çıktığımız zaman, uluslararası platformlara çıktığımız zaman biz işte Anadolu'da birçok inanç beraber yaşadık, kardeşçe yaşıyoruz yüzlerce senedir, binlerce senedir falan bir sürü konuşuyoruz ama o kardeşçe yaşadığımız Ermeni Patrikhanesi'nin Patrikhanenin kapısındaki arabaya lastik alma hakkı yok çünkü tüzel kişiliği yok. Yani bir kimliği yok. Ya da bilmem dünyanın ekümenik dediği Rum patriğine, Ortodoks Rum patriğine biz ekümenik hakkını vermiyoruz falan. Yani, ama bir dünya veriyor yani biz bunu kısıtlıyoruz. O da aynı şekilde yani personel problemi var. Tüzel kişiliği olmayan kurumlar bunlar. Dolayısıyla, o zaman yine soracağım ne değişecek? Ha şimdi mahkeme mesela birçok yerde çok önemli açılımlar veriyor. Diyor ki siz böyle baskı yaptığınız için inanç gruplarına. Onlar da gidiyorlar vakıflar, dernekler falan filan kuruyorlar. Ve bu vakıflar ve derneklerle sürdürmeye çalışıyorlar inançlarını kendi imkanları ve kendi paralarıyla. Ha siz de ondan sonra bize diyorsunuz ki ya bunlar darmadağınık. Nasıl olacaktı ki bunlar zaten? Yani eğer siz bir inanca örgütlenme hakkı vermiyorsanız inanç doğal olarak işte kendisine bir çıkış yolu arayacak. Çıkış yolu da Aleviler mesela biz bunu hukukta böyle bulduk. Dernekler açtık. Vakıflar açtık. İşte o vakıflar birleşti, federasyonlar açtık falan filan böyle bir şeyler yapa yapa işte kendi kendimize yol bulmaya çalıştık. Devletin katkısını almadan, desteğini almadan, devletin eğitim
konusundaki imkanlarından hiç yararlanamadan falan. Yani şimdi buna mesela vurgu yapmış durumda şey, karar. Dolayısıyla inanç gruplarının tüzel kişilik hakkını en başta vermesi lazım. Eğitime vurgu yapmış bu karar. Diyor ki eğitim hakkı vermiyorsunuz şeye. Yani Türkiye'de İmam Hatip var, Dede Zakir Okulu yok. Sorduğunuz zaman 1/5'i Alevi, 1/4'ü Alevi, 1/3'ü Alevi. Hani en az diyen 1/5 diyor. Peki 1/5 insaf ya, 1000 tane şeyiniz varsa, İmam Hatip'iniz varsa 200 tane de Dede Zakir'iniz olacak. Peki o zaman son sorum olsun. Son cümlelerinizi rica edeceğim. Ne bekliyorsunuz? Böyle kapsamlı bir plan bekliyor musunuz? Ben yani kapsamlı bir plan maalesef bekleyemiyorum. Yani çünkü bu karara rağmen Türkiye mi? Bu kararla Türkiye'de şöyle bir eğilim de var. Hani karar türban lehine çıkarsa hak yerini buluyor. Bizim böyle bir karar çıkarsa buna ideolojik karar diyoruz falan. Dolayısıyla önümüzde uzun bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama bunların hepsi adımlardır. Bu adımlar çok da önemli adımlardır. Bu adımları atan arkadaşlara çok çok teşekkür etmemiz lazım. Bu arkadaşlar Türkiye'nin önünü açıyorlar. Alevilerin değil bu sorunlar. Bu Türkiye'nin sorunları. Türkiye eğer kararın bir yerinde zaten ona da değiniyor. Demokratik olan bir ülkede böyle uygulama olmaz diyor. Yani eğer Türkiye'yi demokratikleşme iddiası falan var ise, böyle bir niyetimiz var ise bu kararlara hep beraber uymak zorundayız. Ben tekrar bu karara katılan, bu kararı açan, bu kararla ilgilenen tüm arkadaşlara selam ediyorum, teşekkür ediyorum. Size de bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Doğan Vermek, biz de çok çok teşekkür edelim katıldığınız için. İnsanlık Hali devam ediyor efendim. Bugün üzerinden tam 30 yıl geçti. Dünyadaki en büyük nükleer faciadan, yani Çernobil'den bahsediyoruz. Bizi o kadar yakından ilgilendiriyor ki malumunuz hayatımıza Karadeniz kanseri diye bir gerçek girdi. Sevdiklerimizi kaybettik bu yüzden. O günlere, 30 yıl öncesine bir kez daha döneceğiz. Çernobil özellikle Türkiye'de nasıl algılandı? Varlığı, yokluğu nasıl ispatlandı, nasıl tartışıldı ve kimleri aramızdan söküp aldı? Kimsenin adını pek duymadığı, kendi halinde küçük bir kentti. O dönemin Sovyetler Birliği'nin Kiev kentine 140 kilometre uzaklıktaydı. Adı Kara Çim anlamına geliyordu. 26 Nisan 1986 günü Çernobil nükleer santralinde yapılmak istenen bir güvenlik çalışması, tarihin en büyük nükleer felaketinin ilk adımıydı. O güvenlik çalışması sırasında yapılan zincirleme hatalar hemen ardından büyük patlamayı meydana getirecekti. Gece 01:23'teki o patlamayla atmosfere çok miktarda radyoaktif yakıt ve hammadde yayıldı. O kadar ki Hiroşima'ya atılan atom bombasının 400 katı radyasyon artık atmosferdeydi. Dünya büyük faciayı 4 gün sonra öğrendi. Oysa radyoaktif maddeler bulutlara karışmış, Karadeniz çevresindeki ülkelere yağmur olarak yağıyordu. Türkiye de panikteydi. Özellikle Karadeniz bölgesinde insanlar ve tarım arazileri radyasyondan etkilenmiş olabilir miydi? Cevabı, dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral kameraların karşısında Karadeniz çayı içerek verdi. Çernobil patlaması sırasında 31 kişi yaşamını yitirirken, yapılan araştırmalar radyoaktif maddelerden 600 milyon insanın etkilendiğini söyledi. Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı bir araştırma, radyoaktif bulutların patlamadan 5 gün sonra Marmara, bir hafta sonra da Karadeniz bölgesine ulaştığını gösterdi. Patlamayı izleyen yıllarda özellikle Karadeniz bölgesinde kanser vakaları %100'e yakın artış gösterdi. Özellikle Doğu Karadeniz'de tiroid, meme, akciğer ve mide kanserlerindeki artış endişe verici boyutlara ulaştı. Gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden şikayet. Karadenizli müzisyen Kazım Koyuncu'nun 2005 yılında henüz 33 yaşındayken kanserden hayatını kaybetmesi Çernobil'in Türkiye'deki acı sembollerinden birisi oldu. Ve ne acıdır ki Kazım Koyuncu'nun babası Cavit Koyuncu da
geçtiğimiz pazar günü tıpkı oğlu gibi kanserden hayatını kaybetti. Nükleer felaketten 20 yıl sonra 2006 yılında CNN Türk muhabiri Kaya Hayze ve kameraman İsmail Velioğlu Çernobil'e gitti. Çernobil kentinin Rusça'daki anlamı gibi kara bir çime nasıl dönüştüğünü çarpıcı bir şekilde görüntüledi. Birkaç dakika sonra ölüm bölgesine ilk adımımızı atıyoruz. Burası sınır bölgesi olarak adlandırılıyor. Zaten buradaki çit de zaten onu belirliyor. Çitin sağ tarafı temiz bölge, diğer tarafsa kirli bölge. Yani buradan sonrası artık santrale gidene kadar olan ki bölge de gittikçe radyasyon oranları da artıyor ve yaşam da azalıyor. Bu bölgelerde yaşam var ama santrale yaklaştıkça yaşam azalıyor. Bir köye geliyoruz. Terk edilmiş, bomboş. Çernobil nükleer santraline, yani o büyük felaketin olduğu yere yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafedeyiz. Burada ilk köyler başlıyor ve bu köyler gördüğünüz gibi bunlardan bir tanesi, evler bomboş. 20 yıldır burada hiç kimse yaşamıyor artık. İnsanlar buraları terk etmiş durumda. Çünkü burada toprak artık kullanılmayacak durumda. Hasat alınamıyor. Son derece zehirli ve son derece tehlikeli. O yüzden de insanlar burayı terk etmek zorunda kaldılar. Radyasyon oranı santrale yaklaştıkça artıyor. Artan radyasyon azalan yaşam demek. Birkaç kilometre daha yol aldıktan sonra sıfır noktasına geliyoruz. Çernobil nükleer santraline artık bir taş atımı mesafesindeyiz. Ölçüm yapıyoruz. Aletimizin ekranında beliren radyasyon oranı burada neden yaşam olmadığını adeta bağıra bağıra gösteriyor. Şimdi Çernobil'e çok yakın bir mesafedeyiz. Sadece 3-4 kilometre kaldı santrale ve çok arttı burada radyasyon seviyesi ve aletimiz de sayacımız da alarm vermeye başladı ve halen de buradan da görmek mümkün, seviye yükseliyor. Bu araç mezarlığında yaptığımız zaman çekimi 2 civarında çıkmıştı radyasyon. Ancak burada halen yükselmeye devam ediyor ve alet susmak bilmiyor. Felaketin boyutları o kadar büyüktü ki 20 yıl sonra bile Çernobil böylesine bir ölü kentti. Bugün 30. yılında o izler hala silinmiş değil. Bazı ülkelerde, bazı coğrafyalarda daha çetrefilli ama aslında her gün, her an hepimiz sınanıyoruz. Ömrümüz sınavlarla geçmekte. İşte bakın, yarın itibariyle çarşamba perşembe günü 1 milyondan fazla öğrenci TEOG'da mücadele edecek. Haziran ayı itibariyle üniversite sınavları başlayacak. Böyle devam ediyor. Peki tek kriter başarıysa, bu da sınavlarla ölçülüyorsa, gençler, çocuklar nasıl başarıyı tarif edecekler kendi hayatları için? Bir bilene soracağız. Başarı uzmanı yazar Mümin Sekman bize katıldı İnsanlık Halinde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen genelde diyorsun ki aslında şampiyonluk maç sırasında değil, antrenman kısmında belli olur ama artık maç günü geldi, çattı. TEOG sınavına girecek öğrenciler için ne yapsınlar? Son dakika tüyoları. Evet, Michael Jordan'ın lafıdır, maçları ben hep antrenmanda kazandım diye. Aslında şu anda sınavın sonucu belli. Öğrencilerin zihninde bildikleri ve bilmedikleriyle sınavın sonucu belli. Aslında bir printer gibi, bilgisayar gibi düşünebilirler. Sadece sınava girdikleri zaman yazıcıya takılmış olacak ve bir çıkış alınacak. Yani skor tabelası görünürlük kazanacak. Bu anlamda bunun verdiği bir rahatlığı düşünebilirler. Bu bir gerilim de yaratabilir, rahatlık da yaratabilir. Eğer iyi hazırlanmışsanız genelde daha rahatlık verebilir. Şimdi yapılması gereken şeylerin birincisi, yani kritik faktörlerden biri, bunun bir ön ölçüm değeri taşıması önemli bir şey. Ve kendi kontrolünde olan şeyleri bugüne kadar yaptılar. Artık kontrolünde olmayan noktaya geldiği için yapılması gereken Wimbledon etkisi denilen bir kavram var, onu kullanmak. Sınavdan önce kendilerinde şampiyonluk hissi oluşturan, hani Wimbledon tenis turnuvasından sonra amatör tenisçilerin performansında %20'ye varan artış görülüyor. Çünkü? Çünkü başarılı modelleri izlemek onların içlerinde öyle bir motivasyon ve cesaret ve özgüven tetikliyor ki bu insanlar kendi yapabileceklerini yükseltmeye başlıyorlar. Bu anlamda ders çalışmayı tabii ki bırakmaları gerektiğini öğretmenleri söylemiştir.
Cesaretlerini yükselten, hayat enerjilerini yükselten filmler izleyebilirler. Yapılması gerekenler, yani gündemlerini değiştirmelerinde yarar var. Diğer o zaten hani klasik rehberlik bilgileri, işte hani kendilerini rahatlatacak olan diğer süreçleri zaten biliyorlardır. Ama en önemli noktalardan biri, hayatlarında en başarılı oldukları anılarını ve anılarını çağırmaları çok önemli. Hmm. O başarı anları, beynimizde bunların kayıtları var. Onları arşivlerinden bulup canlandırma veya dışarıdan başka filmler izleme. Bu iki yöntem de aynı derecede işe yarayabilir. Şu anda yapılabilecek olan en önemli psikolojik gelişme bu. Çünkü bir yapabileceklerinin limiti var. Bir de yaptıklarının limiti var insanların. Yapabileceklerinin limitini bugüne kadarki çalışmaları belirliyor. Evet. Yaptıklarının limitini ise motivasyon ve kaygı seviyeleri belirleyecek. En fazla aşağı götürebilirler ama yukarı artık bu noktada götüremezler zaten. Önemli olan o kaygıyı azaltıp motivasyonu çoğaltmak. Bunun için de iç canlandırmaları kullanabilirler ya da dış filmler izleyebilirler. Onlarla devam edelim o zaman. Birazdan aslında ülkenin durumu, sistem, eğitim durumumuz hepsini konuşacağım ama en kritik olan öğrenciler, gençleri de katalım bunun içine, hayata atılacak olanlarında. Evet, biz bu ülkede sınanıyoruz. Evet, böyle sınanıyoruz. Dolayısıyla sistemi değiştiremeyiz ama kendimizi değiştirebiliriz. Başarı için favori 10 maddemde sen neler sayarsın? Evet, bu konuda böyle biraz da dersime de çalışarak geldim. Şimdi insanlar şunu söylüyorlar, gençler sosyal medyada, işte hayaller Paris, hayatlar Hatay gibi şeyler. Ben de bu farkın neden kaynaklandığını sordukları zaman şöyle cevaplıyorum. İnsanların bir beklentilerinin seviyesi var, bir de becerilerinin seviyesi var. Türk insanının birçoğunun beklentilerinin seviyesi İsviçre standardında, becerilerinin seviyesi Hindistan standardında. Ve bir topluma çıkartma yapacak olursak, eğer o beklentilerden becerileri çıkartırsanız Türkiye kalıyor. Yani Hindistan'ı İsviçre'den çıkardığı zaman Türkiye kalıyor. O anlamda Hindistan'ı da hor görmemek lazım, biliyorsun. İnovasyon ve teknoloji alanında fena değil. Gelişmekte olan ülkelerden biri. Şimdi birinci bu konudaki maddemiz, az önce de söylediğimiz şey, şampiyonun kaderi antrenmanda yazılır. Yani ne kadar hazırlıklı olursanız o kadar çok başarıyı hak etmiş olursunuz. İsteklerinize layık olmaya çalışın. Hayal ettiğinizi hak etmeye çalışın. Hayal ettiğimiz kadar değil, hak ettiğimiz kadar başarılı olacağız. Hatta bununla ilgili gün, daha doğrusu saat hesaplaması var değil mi? Yani bir işte profesyonelleşmekle ilgili yıl hesabımı nasıl yapıyorsunuz? Bu konuda ünlü, kendi çapında çok başarılı insan üzerine yapılan araştırma var. Ve kendi mesleki en iyi olma noktasına gelinceye kadar 10 bin saat harcadıkları görülüyor. Bu 10 bin saat herhangi bir 10 bin saat değil. Herhangi bir işte 20 yıllık dönercilik yapan herhangi biri de 10 bin saati geçmiştir. O 10 bin saatin belirli akıllı pratikleniyor. Onun belirli özellikleri var. Yani aklınızın o anda işinizde olması lazım, ellerinizin işin içinde olması lazım, o işe dönük olumlu bakış açınızın olması lazım. Bir de teknik kriterler var. Bir antrenör gözetiminde, yani bir feedback almanız lazım. Hızlı hatalar yapıp çabuk öğrenmeniz lazım. Akıl alıştırma dönüyor. Bunun 6 kriteri var. Bunlara uygun hareket etmekte 10 bin saatte başarı daha gelmek. Örneğin bir sporcu da mesela ilk üçler kulübüne girmek istiyorsa dünyada, bu 10 bin saat söylediğin şekilde geçiriyor bunu. Aynen aynen. Sanatçılar üzerine yapılan araştırmalar da gösteriyor bu. 10 bin saat harcayanların dünya çapında tek başına performansa çıkabildiği görülüyor. 7500 saat harcayanlar bir ekip içerisinde çıkabiliyor. 5000 saat harcayanlar müzik öğretmeni kategorisine geçiyor. Böyle bir, yani ayırdıkları zamana göre mesleki kariyerleri belli oluyor. İkinci nokta, başarınızı ilk unutan, başarısızlığınızdan ise ilk öğrenen siz olun şeklinde. Çünkü bu özellikle ara sınavların şöyle bir güzel tarafı var. Başarı ego yükseltir, başarısızlık akıl öğretir. Hı hı. Eğer sınavınız iyi geçmişse neyi doğru yaptım diye bir ders çıkartabilirsiniz. Eğer kötü geçmişse de neyi yanlış yaptım diye bir ders çıkartabilirsiniz. Bu ara sınavlar aslında ara okullar gibi bir anlamda. Hızlıca kendinizi disipline etmek için bir araç olarak kullanabilirsiniz. Üçüncü maddemiz, bu yetişkinler için umutlarınızı yüksek, sabit giderlerinizi düşük tutun. Özellikle kriz dönemleri için, zorlu dönemler için umutlarınızı yüksek, sabit giderlerinizi düşük tutun. Umutları yüksek tutmanın ne faydası var? Umutları yüksek tutmanız eylem kapasitenizi, motivasyonunuzu yüksek tutacaktır. Ama sabit giderlerinizi düşük tutmanız da herhangi bir olabilecek en kötü ihtimale karşı sizi korunaklı tutacaktır. Peki. Sonraki madde, işinizi başkası görmese de iyi yapın, işinizi başkası övmese de iyi yapın. Bunu bir iş adamı şöyle tarif etmişti. Döktüğünüz beton toprağın altında kalsa bile güzel olmalı. Steve Jobs'ın babasının da verdiği nasihat, bir masa yapıyorsan başkalarının görmediği yerde bile en iyi tahtayı kullanmalısın şeklinde. Bir sonraki madde, odanızdaki en akıllı kişi daima sizseniz muhtemelen yanlış odadasınız demektir şeklinde Jack Welch'in meşhur ettiği bir kuraldır. Bu da burada da şunu öğreniyoruz. Kendimizden gelişmiş ve akıllı insanlarla beraber çalışıyoruz.
Bir diğer nokta, her alanda bir şeyler bilin, bir alanda ise her şeyi bilin. Bu da önemli, bilgi politikası olarak önemli bir kural. Başarı yalan söyleme gereği duymamaktır diyor Çetin Altan. Başarısızlıklarınızı yalanlarla ya da hani genelde Türkiye'de şöyle bir şey vardır işte bilgi eksikliğini derler hani bilgi eksikliğini kurnazlıkla beceri yetmezliğini kabadayılıkla kapatma eylemi çok fazladır. Hmm. Bu anlamda kişiler eğer yetenekli, becerikli ve amaçlarının gerektirdiği donanıma sahip olurlarsa bu tür yollara da tenezzül etmeyeceklerdir diye düşünüyoruz. Ve son olarak da İnsanlara şunu da hatırlatmak isterim. Kötü yolda da rekabet var. Bir sürü insan iyi yolda rekabet olduğunu, kötü yola da rekabet olmadığını, o yollara gitseydi daha rahat başarılı olacağını sanır. Ama halbuki orada da bir o yolda da rekabet var. Hatta daha sert rekabetler var. Bu anlamda hızlıca başarıyla ilgili özetlemiş olabiliriz. Ve bence en önemli nokta şu. Başarı kaçınılmaz. Okul hayatında, hayat okulunda sürekli başarıyla sınanacaksınız. Ve başarının bedelini ödemezseniz başarısızlığın bedelini ödeyeceksiniz. Hı. Ve başarısızlığın bedeli daha fazla. En iyisi başarıyı bir yaşam tarzına çevirmek. Nasıl başarılı olunur ilgili sistematik ve birinci sınıf bilgi edinmek. Mümin Sekman çok çok teşekkür ederiz. Hızlı ama kıymetli bir tur bilgiler için çok teşekkürler diyelim. Ben de diyelim. Çok teşekkür ederim. İnsanlık Hali devam ediyor. Sağlık çalışanları bugün Sağlık Bakanlığı'nın önünde bir eylem yaptılar. Döner sermaye eylemi. Bir döner tezgahı vardı gerçekten ama üzerinde et yoktu. Çünkü dediler ki haklarımız o kadar alındı, o kadar zor durumdayız ki öyle döner ekmek yemek artık kolay değil bizim için. Biz genelde marul ekmek tercih ediyoruz. Sağlık çalışanlarının döner sermayeleri bitti, tükendi. Döner sermaye alamıyorlar, döner yok. Döner tezgahı var ama döner yok. Onun yerine ekmek arası marul var. Onun yerine artık dönersiz ne var içerisinde? Ekmekle marul var. Bunu yiyecekler afiyet olsun diyoruz. Türk Sağlık Sen üyeleri Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Sağlık çalışanlarına yönelik döner sermaye uygulamasını protesto etmek için. Döner sermayeyi döner tezgahıyla protesto ettiler ama dönersiz bir tezgahla. Ekmek burada ama bu ekmekler... İçerisinde döner yok. Döner sermaye gelirleri makul bir düzeye ulaşana dek mücadelemize devam edeceğiz. Açıklama yapıldı, ardından dönersiz döner ekmekler yani marul ekmekler yendi. Sonrasında sağlık çalışanlarının taleplerini içeren dilekçeler bakanlığa teslim edildi. Kısa bir ara verelim, sonra buradayız. Bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam saat 20'de İnsanlık Hali'ne katılmadan önce ekibe dahil olmanızı rica ediyoruz. Her zamanki gibi lütfen bize yazın. insanlikhali@cnnturk.com.tr mail adresimiz ya da Duygu Demirdağ Twitter adresi üzerinden. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.